Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Geçtiğimiz 9 günün analiziyle Kanal Urfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu 9. güne tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dilerseniz bu hafta hangi konulara ele alacağız ona göz atalım. Sevgili izleyenler, yıllardır o veya bu sebeple ötelenmiş sorunlar bugünlerde siyasilerin harekete geçmesiyle birlikte çözüm bulmaya başladı. Yağışlı günlerde köy yollarında çekilen eziyeti daha önce defalarca ekranlarınıza taşımıştık. Köylümüz bunu hak etmiyor demişti Şanlıurfa valisi ve şehirde ne varsa köylerde de onları görmek istediklerini belirtmişti. İşte bir önceki bölümümüzde ele aldığımız konuyu, abide projesini vatandaşlara sorduk. Efendim, yapılacak projeyle Abide Kavşağı Şanlıurfa trafiğine kaç yıl rahat nefes aldıracak bilinmese de vatandaş yapılan hizmetlerden oldukça memnun. 4 yılda size 400 projeyi gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa önemli bir şehir. Kanal Urfa tarafından yağışlı geçen kış aylarında gündeme taşınan kırsal alandaki sorunlara çözüm aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç artık Şanlıurfa yol ve içme suyu sıkıntısını yaşanmayacağını söylemlerinin ardından ümit var olmaya başladı. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlar, köylerimizi çamurdan kurtarmasını, daha yaşanabilir hale getirmesini yürekten, içtenlikle diliyorum. Her toplantıda söylüyorum, her fırsatta da söylemeye Allah izin verdiği müddetçe devam edeceğim. Bizim insanımız hizmetin en iyisine layık. Bu köyler, bu yollar bize yakışmıyor. Buna isyan ediyoruz, buna itiraz ediyoruz. Yıllardır yapamadığımız, ihmal ettiğimiz, vatandaşımıza borçlu olduğumuz bu hizmetleri sizlerin desteğiyle yapacağız. Milletvekili seçimlerinde 4 yılda 400 proje sloganıyla yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, koordineli bir şekilde projeleri hayata geçirmeye çalışıyor. Şanlıurfa'nın kanayan yarası ve trafik karmaşasının mihenk noktası olan Abide uzun uğraşlar sonucu ihale edildi. Ardından Bakan Faruk Çelik ve Binali Yıldırım'ın katılımıyla temeli atıldı. Hazır mı? Hazır! Ha, şimdi oldu. Evet, Abide kavşağının temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah! Bismillah! Temeli atılan Abide Kavşağı projesi net olarak açıklanmazken yapılan çalışmalarla şekli gün ışığına çıkacak ve trafik akışını belirleyecek. Şanlıurfa'nın göbeğinde yer alan Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır yollarının kavşağında yer alan Abide projesinin temeli iki bakan tarafından atıldı. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman güzergahının odak noktasında yer alan yolların kesiştiği Abide kavşağında kazma vuruldu. Start aldı, bakalım bitene kadar trafik akışı nasıl bir hal alacak? Şanlıurfa Belediyesi projeden uzak dururken karayolları Abide projesinin tek sorumlusu olarak görülüyor. Yapılacak projeyle Abide Kavşağı Şanlıurfa trafiğine kaç yıl rahat nefes aldıracak bilinmiyor ama çevre yollarının tamamlanmasıyla ancak trafik akışı nefes alabilecek. Var olan sorunların çözümüne susamış olan Şanlıurfalılar kendi memleketlerine yapılacak olan projenin trafik akışına rahatlık getireceğine inanıyorlar. İşte buradaki trafiği eskiden çok bir yılma oluyordu. Şimdi yani bu şekilde İpek yolunun trafiği için, bir de Urfa için trafik daha güzel akışı olacak. Yani inşallah Urfalılara hayırlı olacak. Yani. Kimi vatandaşlar proje hakkında net bilgi sahibi olmasa da Abide Kavşağı'na proje yapılmasından umutlu görünüyorlar. Görüşüm, eğer bu üst geçit, alt geçitli yapılırsa çok iyi olur Urfa için. Hakikaten trafik çok sıkışıyor. Yani Urfa'nın trafiği açısından çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani birçok insanımızın zaman kaybı olmayacaktır eğer ki bu kavşak yapılırsa. Yani Urfa için çok iyi olur diye düşünüyorum. Urfa'nın trafiği hakikaten çok kalabalık yani bir trafiğe sahip. Ya başarılar diliyorum. Yani eğer vilayetimiz için, ilimiz için, Türkiye için her yapılan olumlu şeyi destekleriz yani. Bunun da arkasındayız. İnşallah hiç kimseye zarar vermeden,
hiç kimsenin böyle işini aksatmadan yapılır ve başarılı bir şey olur yani. Yani trafiğin burada kendi arabası, özel arabası kimse gelemiyor. Yani otomatikmen kilitleniyor her şey. Ha biraz rahatlar. Aa, Urfa'yı kaldırır mı yani Urfa'nın şeyini? Kaldırır bence yani, çünkü ne diyelim yani. Trafik akışının rahatlayacağını, artan nüfusla birlikte belki ileriki yıllarda yetersiz kalabilir diyen vatandaşlar bile projeye start verilmesinden dolayı umutlu olduklarını belirtiyorlar. Memlekette hayırlı uğurlu olsun. İyi bir şeydir. Urfa'nın trafiği bayağı rahatlayacak. İyidir. Yılın sonuna da bitecek. Yani projeye göre öyledir. İnşallah iyi olur. Memnunuz gene de. En azından bu trafik konusunda bu Abidiye Kavşağı çok önemli bir yerdir. Urfa'nın kalbi sayılır. İyi olur inşallah memleketimiz için. Güzel bir şey olacaktır inşallah. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah Urfa bu işi vallahi rahatlatmaz da biraz rahatlatır. Yani tam anlamıyla rahatlatmaz. Yani dedikleri gibi olmadı herhalde. Projeyi değiştirme gibi bir şeylerden bahsediliyor. Ya rahatlatmasa da yani çok da rahatlatmaz. Ya Urfa'da trafik biraz çok kalabalık, biliyor musunuz? Yani ne kadar da yol, Urfa'da ne kadar yollar alsalar da trafiği bir türlü rahatlatamazlar Urfa'da. Çünkü araç sürenler yani şoför arkadaşlar yani hani biraz duyarlı değiller birbirlerine, biliyor musun? Yani yol verme bahsinde, ne bileyim park etme konusunda o türde biraz duyarsızlar, biliyor musun halkımız? Yani birbirlerine biraz duyarlı olmuyorlar, biliyor musunuz? O bakımdan yani rahatlatmasa da pek rahatlatmaz, sanmıyorum pek rahatlatacağını. Şanlıurfa'nın 10 yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına neşter atılması vatandaşları umutlandırırken, çözümü için proje hazırlanmayan noktalara çözüm getirilmesini bekliyorlar. Kanal Urfa olarak diyoruz ki, Şanlıurfa peygamberler şehri, medeniyetler diyarı, kültür ve tarihin beşiği, inanç turizminin merkezi. Bu yüzden atılacak her olumlu adımın yanında yer almaya devam edeceğiz. Son günlerde yetkililer tarafından sık sık çiftçilere uyarı yapılıyor. Sevgili izleyenler, pamuk temiz toplanmalı. GAP'ta üretilen pamuğun temiz toplanması ve naylon çuvallara konulmaması noktasında üreticilere yönelik uyarıcı açıklamalar bugünlerde de devam ediyor. Nihayetinde Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları da bu konu üzerinde hassasiyete durmuş, Vali Güvenç de çiftçiler ve çırçır fabrikalarına seslenmişti. Dahası ekipler tarafından yol kontrollerinde naylon çuval kullandığı tespit edilen çiftçilere cezai işlem uygulanacağı söylenmişti. GAP bölgesinde üretilen pamuğun temiz toplanması ve naylon çuvallara konulmaması noktasında uyarılar sürüyor. Bölgede üretilen birinci sınıf beyaz altının rekoltesinin düşürülmeden piyasaya sunulması noktasında üreticilerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Çiftçilerimiz, değerli çırçır fabrikası sahibi kardeşlerim. Şu önümde gördüğünüz malzeme 10 balya pamuktan çıkmış cüt dedikleri, kumaşı, ipliği rezil eden yabancı madde naylon. İfade edildiğine göre çiftçimiz naylon harallara, naylon çuvallara pamuğu doldurup fabrikaya götürürse bundan kaçınılmıyor. Kaçınılması zorunlu. Kaçınılması mümkün değil. Dolayısıyla çiftçilerimizin, tekstilcilerimizin de talebiyle bu yıl naylon haralla fabrikaya taşınmayı engelleyeceğiz. Jandarmamız, emniyetimiz sezonda yollara çıkarak bunun denetimini yapacak. En ağır müeyyideleri uygulayacağız. Onun için bugünden bütün çiftçilerimizi, çırçırcılarımızı uyarıyoruz. Kimsenin canı yanmaması için naylon haral lütfen kullanmayın. Bu konuda Ticaret Odası Başkanımız burada, Borsa Başkanımız burada, Ziraat Odası Başkanımız burada. Testi kırılmadan herkesi uyarıyoruz. Kimse jandarmamızla muhatap olmasın. Böyle bir şey arzu etmiyoruz. Onun için de naylon çuvallara pamuk, altın değerindeki pamuğumuzu koymayalım, sıkıntıya girmeyelim. Kötü görüntü, altın değerindeki pamuğumuzu rezil eden bu görüntülerden de kurtulalım diyorum. Daha siparişler verilmeden, haralların, çuvalların sipariş verilmeden uyarıyoruz ki yarın biz almıştık, depomuza koymuştuk, yazık oldu, para harcadık denmesin diye. Lütfen dikkat diyoruz, itina istiyoruz. Rica ediyoruz, elimizdeki malın değerini düşürmeyelim diyorum ve herkesi selamlıyorum buradan. Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin, pamuğun temiz ve kirlenmeden piyasaya sunulması gerektiğini belirtti. Bu mevcut ürünümüzün
kalitesini arttırmak, fiyatını arttırmak, Urfa'nın gelirini arttırmak için çalışmalar var. Sağ olsun valimiz bu konuda öncülük ediyor. Bizim Şanlıurfa pamuğunun elyaf olarak kalitesinde bir sorun yok. Biz kendimiz de iplikçiyiz. Hatta iyi tohumlar ekildiği zaman Ege'den dahi kaliteli pamuklar, Mısır pamuğu ayarında pamuklar yetiştirmek mümkün. Burada hem iyi tohumlar ekilmeli, bir de toplarken en büyük sıkıntılarımız var. Toplarken normalde jüt, bizim Urfa lisanıyla haral dedikleri, o tür çuvalların, ondan sonra naylon çuvalların kullanılması yasaktır. Çünkü bunlar kumaşın içine bir girdiği zaman binlerce metre kumaşı ziyan etmeye yeter. O da çok büyük bir kayıptır. Onun için toplarken zaten makine toplarsa gene ona da işte naylon falan karışmamasına dikkat etmek lazım. Naylon torbaya veya harallara kesinlikle pamuğu koymamak lazım. Şanlıurfa Ziraat Odası 2. Başkanı Halil Ateş, pamukta rekolte düşüşünün olmaması için üreticilerin pamuğun kirletilmemesine özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Çiftçilerle ilgili ne gibi adımlar atılması gerekiyorsa onunla ilgili Sayın Valim her basın açıklamasında, her toplantıda bunu dile getiriyor. Tabii ki pamuk toplamasının yeniden Urfa çok zarar geliyor. Sebebine gelince girdilerimiz zaten ortada, her şeyimiz ortada. Bir de topraklarımız verimli bir toprak. O verimi de elde ediyoruz. Ama maalesef bir toplamada her şeyi alt üst ediyoruz. Bunun sebebi de tabii ki dikkatsizlik. Yani çuvallardan tüt, işçinin toplamasından tüt, her şeyden dikkatsizlikten kaynaklanan bir durumdur. Bununla ilgili tabii bizim Ziraat Odası olarak düşüncemiz pamuk toplamalarından önce bu çiftçilerimize bir seminer verip pamuk ne şekilde toplaması gerekiyor? Temiz toplamadığı zaman randıman bazından ne kadar çiftçinin zararı oluyor? Bunu da çiftçiye intikal etmek lazım. Tabii ki kendi işinizden topladığınız zaman çiftçi diyor ki malımı tarlada aldım. Kirli olsa da temiz olsa da götürüp satıyorum. Halbuki bir tarafa baktığın zaman bu çiftçinin zararıdır. Çünkü 40 randımanlı pamuk fiyatı ayrıdır. 35 randıman pamuk fiyatı ayrıdır. Hem çiftçi zarar görüyor, hem sanayicimiz zarar görüyor. Her iki taraf zarar gelmemesi için ikinci olarak Urfa'nın pamuğuna dışarıdaki bakış açısını değiştirmesi için titizlikle bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Hele toplamadan önce Ziraat Odası olarak, üniversite olarak, ticaret borsası olarak, sanayi ticaret odası olarak beraber bu işe el atmamız gerekiyor. Bununla ilgili çiftçilerimize en azından bir seminer gibi bunu intikal etmemiz gerekiyor. Çiftçilerimizle bir araya gelmemiz gerekiyor. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin pamuğunu karşılıyoruz. Ama naylon çuvallara koyarak kalitesini düşürüyoruz. Buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye yalnız Şanlıurfa için değil, çiftçimiz için de, Türkiye için de çok önemli bir üründür. Türkiye her yıl için dışarıdan ihtiyacı kadar Türkiye üretilenin dışında ihtiyacını temin etmek için dışarıdan pamuk da ithal ediyor. Fakat pamuğun bana göre en önemli yeri Şanlıurfa. Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre %41 nokta küsürünü Şanlıurfa'da yalnız üretiyoruz pamuğu. Fakat bana göre %50'lere ulaşmış vaziyetteyiz. Hatta önümüzdeki yıllarda Suruç Ovası'yla, Hilvan'ıyla, Virenşehir'iyle yeni açılacak sulama alanlarla birlikte pamuk daha da önem kazanacaktır. Zaten pamuk gerçekten çok önemli bir üründür. Fakat bizim kaybımız ve hep bütün toplantılarda da bunu gündeme getiriyoruz. Ben Ege pamuğu almış başını gidiyor. Türkiye'de bir Ege pamuğu kalitesi ortada gözüküyor. Fakat samimi söylüyorum, bizim ticaret borsasındaki laboratuvardaki çıkan sonuçlara göre bakıyoruz, gerçekten Şanlıurfa'mızda çok kaliteli pamuk üretiliyor. Elyaf yönünden, renk yönünden, mikroner yönünden tümüyle çok kaliteli pamuklarımız var. Yıllardır hep söylüyoruz, ne yazık ki biz bunu bir türlü başaramadık.
çiftçimize de hak veriyorum. Çiftçimiz o halen daha pamuktaki o ufacık bir naylon parçasının, yani belki kendine göre çiftçimiz diyordu ki bu ufacık bir naylon parçasında olacak bir bal, yani içinde ufacık bir şey. Öyle değil. O ufacık bir naylon torbanın ona karışması demek birçok bal yayın tümünü berbat ediyor. İş tekstile, kumaşa gittiği zaman o zaman ortaya çıkıyor. Bu çok önemlidir. Geçenlerde zaten Sayın Valimiz bu konuda çok hassas. Biz Maraş'ta bir tesadüf gittiğimizde Maraş'taki sanayiciler biz Şanlıurfa'dan bir kilo pamuk almıyoruz dediler Sayın Valimiz'e. Sebep Sayın Valimiz dedik işte dedi ki temiz toplanmıyor. Balyaların içinde, pamukların içinde naylon çıkıyor. Bu bizim için çok eksi bir, Şanlıurfa için çok zarar verici ve eksi bir intiba bırakmıştır. Bizim temennimiz Sayın Valimiz zaten pamukla ilgili öneminden dolayı pamuk çalıştayını Şanlıurfa'da yaptı. Hatta ve hatta Ulusal Pamuk Konseyi'ni Şanlıurfa'da yaptık. Sayın Valimizin destekleriyle ilk defa Ulusal Pamuk Konseyi'ni Şanlıurfa'ya getirdik. Pamuk Urfa için çok önemlidir. Özellikle de pamuğun kalitesiyle ilgili. Bizim kalitemiz gerçekten güzeldir. Bu jüt, harar dedamız çuvalları, kanunen de yasak satan bunlar. Naylon torbaları, bunları artık biz gücümüzün yettiği kadar çiftçimizi bilgilendireceğiz. Çiftçimizin yapacağı bu. Zaten bunu bir kere eğitimle, duyurularla inandırmamız lazım. Çiftçimiz tarlasına işçiyi koyduğu zaman, eğer kendi çocuğu, eğer dışarıdan tuttuğu işçileri, işçiler bunun farkında değil. Bunu çiftçi olarak, çiftçiliği o pamuğu eken insanlar, o anda tarlasının içindeki bir parça naylon torbayı bile görse kendi eliyle onu oradan kaybetmesi lazım. Tamamıyla bu naylonla ilgili, temiz toplamayla ilgili çok dikkatli olursak inşallah benim görüşüm Şanlıurfa pamuğu Ege'den kalır yani yok. Çok kaliteli bir pamuk üretiyoruz. Şanlıurfa'mızda da kaliteli pamuk üretiliyor. Şanlıurfa'mızda çok yüksek miktarda üretiliyor. Fakat biz gücümüzün yettiği kadar Sayın Valimizin desteğiyle sonuna kadar çiftçimizi bilinçlendirmeye, bu konunun çok önemli olduğuna dair bilgilendirmeye çabalayacağız. Zaten bundan sonra da bu konuyla ilgili çok büyük önlemler alınıyor. Biz çiftçimizin zarar görmesini istemiyoruz. Biz çiftçimizin, pamuğumuzun kaliteli olduğunu, çiftçimiz bugünü düşünmesin. 2 yıl sonrasını, 3 yıl sonrasını düşünsünler. Çiftçimiz açısından pamuk çok kıymetli, önemli bir üründür. Biz çiftçimiz buna hassas davranmalı. Sanayicimiz buna hassas davranmalı. Sanayicimiz naylon torbayla olan pamuğu almamalı. Şimdi bizler oturuyoruz sanayicilerimize, sanayicilerimiz şikayet ediyor. Fakat şikayet ederken yani biz diyoruz hep birlikte birbirimizi eleştirmeyelim. Birbirimizle samimi bir şekilde, doğru bir şekilde el ele verip naylonla ilgili, temiz toplamayla ilgili hem çiftçimizi bilinçlendirelim hem sanayicilerimizi el ele verelim. Bunu inşallah sonlandıralım. Urfa pamuğunun kalitesini ortaya çıkaralım. Biz Urfa olarak pamukta bir numarayız diyelim. Ortaya çıkalım. İnşallah Sayın Valimizin desteğiyle ticaret odamızla, ziraat odamızla, ticaret borsamızla ve çiftçimizle birlikte, sorumlu kişilerle birlikte inşallah bunu elimizden geldiğince önlemeye çalışacağız. Ve Urfa pamuğunu da bir numara yapmaya çalışacağız. Daha önce Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları da pamuk üreticilerini naylon çuval kullanmamaları noktasında uyarmışlardı. Çiftçilerimiz, değerli çırçır fabrikası sahibi kardeşlerim, şu önümde gördüğünüz malzeme 10 balya pamuktan çıkmış cüt dedikleri, kumaşı, ipliği rezil eden yabancı madde naylon. İfade edildiğine göre çiftçimiz naylon harallara, naylon çuvallara pamuğu doldurup fabrikaya götürürse bundan kaçınılmıyor. Kaçınılması zorunlu. Kaçınılması mümkün değil. Dolayısıyla çiftçilerimizin, tekstilcilerimizin de talebiyle bu yıl naylon haralla fabrikaya taşınmayı engelleyeceğiz. Jandarmamız, emniyetimiz sezonda yollara çıkarak bunun denetimini yapacak. En ağır müeyyideleri uygulayacağız. Onun için bugünden bütün çiftçilerimizi, çırçırcılarımızı uyarıyoruz. Kimsenin canı yanmaması için naylon haral lütfen kullanmayın. Bu konuda Ticaret Odası Başkanımız burada, Borsa Başkanımız burada, Ziraat Odası Başkanımız burada. Testi kırılmadan herkesi uyarıyoruz.
Kimse jandarmamızla muhatap olmasın. Böyle bir şey arzu etmiyoruz. Onun için de naylon çuvallara pamuk, altın değerindeki pamuğumuzu koymayalım. Sıkıntıya girmeyelim. Kötü görüntü, altın değerindeki pamuğumuzu rezil eden bu görüntülerden de kurtulalım diyorum. Daha siparişler verilmeden, paralıların, çuvalların sipariş verilmeden uyarıyoruz ki yarın biz almıştık, depomuza koymuştuk, yazık oldu, para harcadık denmesin diye. Lütfen dikkat diyoruz, itina istiyoruz, rica ediyoruz, elimizdeki malın değerini düşürmeyelim diyorum ve herkesi selamlıyorum buradan. Genel Merkezi Adıyaman'da olan GAP Gazeteciler Birliği Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen GAP Oscar'ları düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Törene çok sayıda siyasi isim ve gazeteci katıldı. Şanlıurfalı ses sanatçısı Ferhat Göçer aldığı ödülü anne ve babasına armağan ederken, yılın gazetecisi ödülü ise Kanalurfa Genel Müdürü Ferhat Özel'e verildi. Program Kanalurfa ekranlarından canlı olarak izleyenlerle buluştu. Bu yıl 9.'sü yapılan ödül töreni Şanlıurfa Hilton Garden Inn Otel'de yapıldı. Mesleğinde kendini kanıtlamış, yaptığı işle kendisini toplumda sevdirmiş, takdir görmüş insanları bir araya toplayıp bunları da GAP'ta ödüllendirme başarısı ve bu organizasyonu burada gerçekleştirme Şanlıurfa'mız, GAP bölgesi için de tarihi bir olay. Bu mutluluğu bu atmosfer altında birlikte beraber yaşamanın heyecanını, sevincini yaşıyorum. Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında bulunan GAP Oscar'larında GAP illeri gazetecilerinin de ödüllendirileceği törende Nazlı Ilıcak ve Serdar Arseven, TV8'den Erkan Tan'la, Beyaz TV'den Latif Şimşek de ödül aldı. Yılın devlet adamı ödülü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'e verildi. RTÜK Başkan Vekilimiz Sayın Fendoğlu burada. Yazdığı kitap gerçekten enfes. Tamamını okuyamadım ama çok büyük emek verilmiş. Türkiye'deki anayasa çalışmalarında kaynak oluşturan bir olay. Şimdi İstanbul Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı yanımızda 1500 iş yerinin dernek başkanlığını yapıyor. Türkiye'nin en büyük ihracat merkezi. Ahmet Aydın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en yakışıklı milletvekili seçilmişti 5. GAP Oscar'ında. AK Parti İl Başkanlığından AK Parti Adıyaman Milletvekili. Bugün de AK Parti'nin grup başkan vekili görevini yapıyor genç yaşında. Yılın bakanları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin olurken Ferhat Göçer de yılın en başarılı sanatçısı ödülü aldı. Kanalurfa Genel Müdürü Ferhat Özer ise yılın gazetesi ödülünü aldı. Ben bu tür ödül törenlerinde başka kimin ödül aldığına, başka kimin ödüle layık görüldüğüne çok dikkat ederim. Arkadaşlar çok ince eleyip sık dokumuşlar. Benimle beraber ödül alanlar bu birliğin ödül merasiminin kalitesini ve çizgisini ortaya koyuyor. O yüzden içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu ödülün bana verdiği sorumluluğa layık olarak bundan sonra sorumluluğum ve yüküm arttı. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, saygılarımı arz ediyorum efendim. Uygarlığın ilk izlerinin bulunduğu bu şehrin çocuğu olarak benim büyüklerimin bana layık gördüğü bu ödülü almak benim için çok büyük bir onur. Az önce bahsettiler Göbekli Tepe ve diğer kalıntılarla tarihin buradaki izlerini, dünyada insanlık tarihindeki ilk izlerinden bahsettiler. Benim de bir gözlemim var ki yaptığım araştırmalar sonucunda yine Dicle ve Fırat'ın kıyılarında yazılmış dünyanın ilk aşk şarkıları, ilk aşk şiirleri. Bu da benim için, benim mesleğim adına da çok önemli bir şey, ayrı bir sorumluluk. Hem bu izler adına hem Güneydoğu Anadolu vatandaşı olarak, çocuğu olarak burada ülkemizde aldığım hekimlik disipliniyle beraber müzik alanında da bir şeyler yaparken kişilik olarak bunun büyük sorumluluğunu hissediyorum. Yaptığım, attığım her adımda daha bir dikkatli, daha bir özel, daha bir hassas davranmak zorunda olduğumun farkındayım. Sizler de bu ödülle benim yürüdüğüm bu yolda bana çok büyük bir cesaret, büyük bir güç verdiniz. Öncelikle siz değerli basın mensuplarına,
ve büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Büyük onur duydum. Ben bu ödülü burada kendisini bu topraklara adamış olan cidden onu tanımaya başladığım ilk günden beri memleket hasretiyle yanan ve şu anda da burada kendisi belediye başkanı olarak da görev yapmakta. Babam, annem ve babam için, onlar için almak istiyorum. Müsaade ederseniz bu ödülü onlara adamak istiyorum. Sağ olun. Kanuni Sultan Süleyman, alim ve bilge kişi Yakup Efendi'ye sormuş, demiş ki bu devletin sonu ne zaman gelir? Yakup Efendi onu bir cümleyle cevaplandırmış. Demiş ki, neme lazım sultanım? Kanuni Sultan Süleyman çok bozulmuş. Yani ben bu kadar ciddi bir şey soruyorum. Sen bana neme lazım sultanım diye cevap veriyorsun. Sitemlerini iletince Yakup Efendi demiş ki, yok demiş, bu cümle çok derin demiş. Siz bana devletin sonu ne zaman gelir diye sordunuz. Ne zaman gelir size anlatayım. Mesela demiş, eğer kuzuları kurtlar yerine çobanlar yerse, halk fakr-ı zaruret içinde feryat figan eder ama sadece onu taşlar duyarsa ve herkes deme lazım derse, işte o zaman devletin sonu gelir. Oysa işte buradaki medya mensupları ve Türkiye'de görev yapan medya mensupları neme lazım demiyor adaletsizlik karşısında, haksızlık karşısında ve bunu yöneticilere iletiyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Ben bütün medya mensuplarına çok teşekkürlerimi sunuyorum. İşte 9. GAP Oscar'ı 2011 yılının en başarılıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, sanatçı Ferhat Göçer, gazeteci yazar Nazlı Ilıcak, Serdar Arseven, televizyon programcısı Latif Şimşek, Erkan Tan, Rütük Başkan Vekili Profesör Doktor Tahsin Fendoğlu, Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Van, Kanalurfa Genel Müdürü Ferhat Özer, gazeteci Tayfun Güzel, İbrahim Sincar, Ömer Büyük Timur, Hatice Türkan, Mehmet Demir, Reşit Çelebioğlu, Ayhan Mergen, Dündar Sansür, Caner Baysal, Nizamettin Sevim, Remzi Ketenci ve Fatih Ünal. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın da içerisinde bulunduğu bazı illerde yapı denetim firmaları tarafından alınan kararla yapı denetim ücretlerindeki %100'lük fiyat artışı Şanlıurfalı müteahhitler tarafından tepkiyle karşılandı. Ticaret ve Sanayi Odası'nda Müteahhitler Dernek Başkanı Mustafa Yavuz'la ŞUTSU Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Attas Başkanlığı'nda bir araya gelen Şanlıurfalı müteahhitler, yapı denetim firmaları ile makul bir fiyatta anlaşamamaları halinde çeşitli eylem yoluna gideceklerini söyledi. İnşaat sektöründe yer alan yapı denetim firmaları tarafından alınan ortak kararla yapı denetim ücretlerindeki %100'lük zam oranı Şanlıurfalı müteahhitlerden tepki aldı. Şanlıurfa'nın da içerisinde bulunduğu sadece bazı illerde alınan bu karar müteahhitlerin tepkisine ve eylem hazırlığına girmelerine neden oldu. Ticaret ve Sanayi Odası'nda müteahhitler Dernek Başkanı Mustafa Yavuz'la ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Atlas Başkanlığı'nda bir araya gelen Şanlıurfalı müteahhitler metrekareye %1,5 olan yapı denetim ücretinin %100 artırılarak %3'e çıkarılmasına tepki gösterdi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Atlas, yapı denetim firmaları tarafından yapılan %100'lük zam oranının oldukça fazla olduğunu belirtti. Toplantımızın içeriği, biz Ticaret Sanayi Odası'na bağlı 7. grup inşaat grubu olarak bize karşı kurulmuş olan grubun yapı denetim gruplarının bir fiyat artırma konusu vardı. Biz bir de direktmen bizi etkilediği için bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Biz bu yapı denetim firması sahipleriyle bir komisyon oluşturup bir araya gelerek bu kararlarını gözden geçirmelerini isteyeceğiz. Çünkü inşaat grubu Ticaret Odası'nın en kalabalık grubu. 989 üyemiz var. Bu insanlar direkt olarak 400 iş koluyla çalışıyor. Bu da 400 bin kişi demek. Şu an bu yıl zaten inşaat işlerinin bayağı düştüğü yıldayız. Bir de böyle bir yapı denetim ücretlerinin arttırması konusu bayağı bizi zorlayacaktır. Onun için
Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bir görüş alışverişi başkanımla beraber ve müteahhit arkadaşlarla beraber böyle bir toplantı yaptık. Güzel sonuçlar çıktı. İnşallah sonuç alacağız. Buradan yapı denetim firması sahiplerine de sesleniyorum. Bu kararlarını lütfen gözden geçirsinler. Bir gün onlar da müteahhit olabilirler. Biz onlar zarar etsin de istemiyoruz. Ama böyle en yüksek kat sayıda dayatma yaparak, bir araya gelip aralarında senet toplayarak, tehdit ederek, yapı laboratuvarlarını tehdit edip, başka bu havuza girmeyen arkadaşların işlerini almayarak böyle yapmaları hoş değildi. Bunu görüştük. İnşallah bu kararlarını gözden geçirir, geri alırlar. Eskisi gibi işlerimiz devam eder. Müteahhitler Dernek Başkanı Mustafa Yavuz'sa yapı denetim firmalarının kendilerine %100 fiyat artışı uygulamalarına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Yavuz yapı denetim firmalarıyla makul bir fiyatta anlaşamamaları halinde müteahhitlerin çeşitli eylem yoluna gideceğini söyledi. Evet, biz müteahhitlerin kaderi olsa gerek. Biz yıllardan beri hep bu tekelcilikle, tek fiyatla, havuzculukla uğraşıyoruz. Daha önce beton santralleri bunu denedi. Mimar arkadaşlarımız, makine mühendisi arkadaşlarımız, elektrik mühendisi arkadaşlarımız hep bu özellikle tek fiyat üzerinde anlaşmaya vardılar. Çok şükür bunlar zamanla delindi ama bugün de yapı denetim firmaları havuz oluşturmuş durumdalar. %1,5 civarı inşaat maliyetinin %1,5 civarı hal olan bu iş Bekir Bey'in dediği gibi iki katına çıkmış, %3 civarı yani iki kat artarak müteahhitlere büyük getirmiş oluyor. Dolayısıyla Ticaret Sanayi Odası Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu toplantıyla üyelerimizle birlikte görüş alışverişinde bulunduk, istişarelerde bulunduk, çözüm araçlarına girdik. Bir komisyon kurduk. Bu komisyondaki arkadaşlarımızla birlikte, yapı denetim firması arkadaşlarla birlikte bir çalışma içerisine gireceğiz. Makul fiyatı indirmeye çekeceğiz. Eğer makul fiyat olursa biz tek bu arkadaş tabii bunlar içe gruplar yani biz bunlardan habersiz de iş yapamayız. Çünkü yasal olarak yapı denetim firmalarına müracaat etme zorunluluğumuz var. Birbirini tamamlayan meslek grupları bunlar. Yani müteahhit de mühendissiz olmaz, mühendis de müteahhitsiz olmaz. Dolayısıyla birbirimizi iyi anlamamız gerekiyor. Kanaat etmemiz gerekiyor. Bugün sadece bir firma bildiğim kadarıyla o sisteme girmemiş durumda. %1,5 beni kurtarıyor derken diğer arkadaşlarımızın bizi kurtarmıyor demesi bana göre çok doğru değil. Ama biz bu arkadaşlarımızla tekrar birlikte oturup, masaya oturup uygun bir fiyatta anlaşmayı düşünüyoruz. Eğer anlaşma sağlanamaz ise tabii farklı alternatifler deneyeceğiz. Bu sayımızı belki 10 katına, 20 katına çıkarıp müteahhit arkadaşlarımızla birlikte farklı eylemlere gireceğiz. İnşallah arkadaşlarımız bizi anlar, uygun bir fiyatta anlaşıp Şanlıurfa ekonomisine katkıda bulunuz diye düşünüyorum. Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapı denetim firmalarının %100'lük zam oranının ele alındığı toplantı, yapı denetim firmalarıyla görüşülmek üzere komisyon oluşturulmasıyla sona erdi. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Belediyesi yol yapım çerçevesinde Yakubiye Mahallesi'nde başlatılan yıkım işlemleri devam ediyor. Bununla birlikte mahalle sakinleri şu günlerde yıkım sonrası geride bırakılan molozlardan yana bir hayli sıkıntılı. Toz ve dumanda yaşamak zorunda bırakıldıklarını söyleyen mahalle sakinleri, molozlar içerisinde sineklerin ve böceklerin bulunduğu, bu durumun çocuklara yönelik tehlike oluşturduğunu ve bunun sebebinin de Şanlıurfa Belediyesi'nin olduğunu söylüyor. Pislik içinde kalmışız, hakkımızı doğru dürüst vermiyorlar, hepimizi mağdur bıraktılar. Ne diyeceğim? Allah razı olsun belediye başkanımıza bizi mağdur duruma koyduğu için. Allah razı olsun. Şunu da soracak. Asansör abi, pislik arasında çocuğumuz iyileşemiyor. Mahalle sakinleri yıkım sonrasında bırakılan molozların toz dumanında yaşamak zorunda olduklarını, molozlar içerisinde sineklerin ve böceklerin gezdiğini, attığını belirterek, çocuklara yönelik tehlikelerin doğuracağı sonuçlardan belediyenin sorumlu olduğunu kaydettiler. Yıkımın yapıldığı Yakubiye'de evleri yıkım kapsamına alınmadığına bir taraftan sevinen vatandaşlar, diğer taraftan yıkım sonrası belediyenin bıraktığı molozların çevrede bıraktığı kirlilik ve yaydığı zehirin doğuracağı felaketlere dikkat çekti. Hadi, buraya gel.
Evleri yıkılan vatandaşların çoğu mağdur olurken evleri yıkım kapsamına alınmayan mahalle sakinleri ise yıkım sonrasında bırakılan molozlarla iç içe yaşamaya mecbur bırakıldı. Çocuğum 6 senedir hastadır ve sürekli çocuğum enfeksiyon hastasıdır. Bu kirin arasında çocuğum temiz olur mu? Çocuğum iyileşir mi? Allah aşkına burayı yıkmak varsa temizlemek de yok mu? Belediye başkanına sesleniyoruz. Gelsin temizlesin. Nasıl yıkmışsa gelsin temizlesin. Şunu nasıl olacak? Asansör. Bu pislik arasında çocuğumuz iyileşir mi? Al ben kızımı dur yapsın. Al burada. Hadi bak. Küçük çocuk bu şeyin arasında iyileşir. Yakubiye mahallesinde oturan vatandaşlar, yıkım sonrasında bırakılan molozlar, çocuklara yönelik tehlikenin doğuracağı sonuçlardan belediyenin sorumlu olduğunu vurguladı. Hepimiz şikayetçiyiz ama herkesin dili yoktur koşmalı. Çöpün içinde mahvolmuş. Çeşitli bezer vardı. Pislik içinde kalmışız. Hakkımızı doğru dürüst vermiyorlar. Hepimizi mağdur bıraktılar. Ne diyeceğim? Allah razı olsun belediye başkanımıza bizi mağdur duruma koyduğu için. Allah razı olmasın. Yani böyle şey olmaz. Neyse böyle yaptılar doğru dürüst bir şey yapsınlar. Belediye tarafından yıkımın yapıldığını belirten mahalle sakinleri belediyeye yıkmayı nasıl biliyorsan temizlemeyi de bil diye seslendiler. Hakkımıza doğru düz vermiyoruz. Ama bak gel halimize bak ne halde. 20 milyar, 30 milyar bir hesap parası vermiyorlar. Bir kim kimden ne koptu sen? Nereye yapıyor? Vuran vurana talan talan. Belediye başkanla beraber. Söyle gelin söyleyin ona. Ya Allah artık Allah size razı olmasın. Bu millet sizin size hepinize şikayetçi. Anke söyle. Halimiz budur işte. 6 kişi çocuğu da kalk bir kiradan ev vermiyor ha. Biz şimdi kiradan arıyız değil. Aylak kötü karabalık çocuğu çok ev vermiyoruz. Bizi bu direnmeye düşenler de bizim sayın belediye başkanımızdır. Belediye tarafından yıkım gerçekleştirerek gösterdiği belediyecilik örneğini moloz temizlemede aynı örneği gösterecek mi? Mahalleli ve biz bekleyip göreceğiz. Şanlıurfa Gazeteciler Derneği tarafından yapılan yerel medya ulusal medya ile buluşuyor etkinliğinin ikincisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Etkinliğe siyasi isimlerin yanı sıra medyanın temsilcileri ve turizmciler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa turizmine ve Peygamberler Şehri'nin tanıtılmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Buradaki amacımız Şanlıurfa'nın doğru tanıtılmasına katkı sağlamaktı. Buradaki programdaki amacımız da yine bu katkıyı sağlamaktır. Şanlıurfa'ya gelen konukların, özellikle gelen dışarıdan gelen misafirlere Şanlıurfa'ya gezdikten sonra memleketlerine gittiklerinde, görevlerine gittiklerinde, ajanslarında, gazetelerinde, televizyonlarında Şanlıurfa'yı gördükleri gibi tanıtmalarını özellikle kendilerinden rica ediyorum. Şanlıurfa Gazeteciler Derneği'nin yerel medya ulusal medya ile buluşuyor etkinliğinin ikincisi Şanlıurfa yerel ulusal medyanın temsilcileri ve turizmcilerin katılımıyla gerçekleşti. Turizmin önemi belli. Medya turizm ilişkileri daha da önemli. İnşallah buradan önemli sonuçlar çıkaracağız, notlar alacağız. Yeni Urfa'da turizmin çok önemli bir yeri olacak. Yadsınamayacak, inkar edilemeyecek gerçek odur. Turizme çok ihtiyacımız var. Turizm potansiyelimiz çok yüksek. Bunun birçok ayağı var, birçok boyutu var. Altyapı, insan kaynakları, tabii kaynaklar, kültürel varlıkların restorasyonu. Buna inanmamız lazım ve herkesin işi bir tarafından tutması lazım. Bu yoldayız. Cemiyetimize de teşekkür ediyorum. Böyle bir konu için yerel ve ulusal basını bir araya getirdi. Hepimizi bir araya getirdi. Tebriklerimi sunuyorum. Yerel medya ulusal medya ile buluşuyor etkinliğinde Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Milletvekilleri Zeynep Karahan Uslu, Halil Özcan, Abdülkerim Gök, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi Rektörü İbrahim Halil Mutlu, İl Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Yavuz, Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, Belediye Meclisi Sözcüsü Adil Saraç, Sivil Toplum Kuruluşları davetlilerle gazeteciler katıldı. Dini ve kültürel mirasın abide eserlerini sadece peygamberlerle de sınırlı kalmaksızın çok çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış. Kültürel çeşitliliği yüksek, mutfağı çok iyi, müziği çok sofistike, çok gelişmiş. Bir müzik malum Türk sanat müziği formuyla bu topraklarda sadece iki yerde türkü söylenir. Biri Elazığ, biri de Urfa, biri de Kerkük vardır. Zaten bu kadardır da.
Ve böyle bir yerde AK Parti hükümetinin kültür yatırımlarıyla da potansiyel gelişiyor. İşte başta arkeopark ve mozaik müzesi gibi milyonlarca liralık yatırımlar hızla devam ediyor. Biz bambaşka bir evreye yöneliyoruz aslında Urfa olarak. Urfa gerçekten bu anlamda da çağ atlıyor. Ve bu çağ atlayan şehirde biz bu hakikaten azametli şehrin sakinleri olarak turizmden de hani şu klasik adlandırmayla bacasız fabrika deriz ya, bu bacasız fabrikadan da fena halde payımızı daha da arttırmaya talibiz. Hani bu toplantının sebebi, hikmeti de aslına bakarsanız bu. Sesimizi biraz daha buraya gelen konuklarımız aracılığıyla da daha fazla duyurabilmek, kendi gerçeğimizi ifade edebilmek. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa turizmine ve Peygamberler Şehri'nin taratılmasında emeği geçenlere plaket verildi. Gazeteci yazar Yalçın Bayar, Saffet Yiğit, Aslı Tuğçe Yenigün, Emel Gökbulut, Murat Varol, Rahime Yaşar, Nazan Yücetepe, Kanal Urfa'dan ve Yusuf Sabri Dişli Turizm'de basının etkileriyle dizilerde işlenen bazı temaların bölgeyi yansıtıp yansıtmadığı noktalarında söyleşi gerçekleşti. Sevgili izleyenler, Kanal Urfa Televizyonu sizin gücünüz sloganıyla ilklere imza atmaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana kendini yenileyen ve Şanlıurfa'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Kanal Urfa son yılda rekor üzerine rekor kuruyor. 2010 yılında 259 yerel televizyon arasından internet üzerinden izlenen ve 10. sırada bulunan Kanal Urfa Televizyonu her geçen gün zirveye adım adım yaklaşıyor. Kanal Urfa 2012 yılının Nisan ayında izlenmede üçüncülüğe yükseldi. Hep birlikte alkışlıyoruz. Alkışlar. Bu ekran sizin gücünüz olmaya devam edecek. Sizlerle bir var olmaya devam edecek. Renginde, fikrinde, isminde bir izi taşıyacaktı. Tarihini, kültürünü, mirasını anlatacaktı. Ayrı dillerde ama aynı dili konuşacaktı. Ayrı illerde ama aynı ili tanıtacaktı. Bir hayal gerçek oldu ve hayal Kanal Urfa oldu. Şanlıurfa'nın ilk uydu kanalı olan Kanal Urfa, 2008 yılında kurulduktan bu yana her geçen gün adım adım zirveye doğru yürüyor. İlkeli habercilik, birbirinden değerli müzik, tartışma, siyaset, kültür, sanat ve televizyonculuk alanında ilklere imza atan Kanal Urfa, 2012 yılında 259 yerel televizyon arasında üçüncülüğe kadar yükseldi. 2010 yılının Aralık ayında 10. sırada bulunan Kanal Urfa, 2011 yılının Ocak'la Aralık ayında ilk 10'la ilk 5 arasında yer aldı. 2011 yılında Mart ayında ikinci, Nisan ayında üçüncü oldu. Canlı TV Reintik raporlarına göre Kanal Urfa internet üzerinden 259 yerel televizyon arasında 2012 yılının Ocak ayında 5., Şubat ayında 5., Mart ayında 4. ve Nisan ayında ise 3. sıraya yerleşti. 2012 Nisan ayı reytinginde Çay TV ilk sırada yer alırken ikinciliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalı olan Halk TV, üçüncülüğe ise Kanal Urfa yükseldi. Hedeflerinin ilk sıraya yükselmek olduğunu belirten Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru şöyle konuştu. Kanal Urfa açıldığı günden bugüne kadar halkımızın ve milletimizin büyük teveccühünü kazanarak günden güne zirveye doğru gidiyor. Allah'a hamdolsun, sloganımız zaten sizin gücünüz, halkın ve hakkın yanında olmaya devam edeceğiz. Canlı yayın internet üzerinde yapılan 259 tane televizyon içerisinde Kanal Urfa 2010'da 10. 2011'de 5., 2012'nin ilk çeyrek ayında da 3. sıraya geldi. Bu tabii ki halkımızın bize göstermiş olduğu teveccühden dolayıdır. Ayrıca uluslararası televizyonculuk neticesinde internette yayına yapılan 1452 televizyon içerisinde de 32. sıraya kadar gelmenin büyük başarısı ve teveccühü içerisindeyiz. Bu başarı başta Kanal Urfa çalışanlara, bizlere, halkımıza ve insanlara yapmış olduğumuz müzik, siyaset, kültür ve sanatı güzel bir şekilde yansıtma olanağına sahiptir. Bizi destekleyen bütün halkımıza, bütün insanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Renginde, fikrinde, isminde bir izi taşıyacaktı.
Kanal Urfa 2011 yılında internet üzerinden izlenen 1000 televizyon arasında 32. sırada yer alırken 2012 yılında 1452 televizyon arasındaysa 51. sırada yer aldı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana bölgenin en iyi televizyonu olma yolunda ilerleyen Kanal Urfa, son 2 yıl içerisinde aldığı canlı yayın aracıyla Türkiye'nin birçok ulusal televizyon ve ajansına canlı yayın servisi yaptı. 11 ayın sultanı Ramazan ayında geçen yıl Kilis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt, Mardin gibi illerde canlı yayın yapan Kanal Urfa, Kadir Gecesi de Mevlid Kandili'ni canlı yayınladı ve Türkiye'de birçok ulusal, bölgesel ve yerel televizyon Kanal Urfa'yı tercih etti. Bu yılda ilklere imza atacak olan Kanal Urfa, Ramazan ayında 15 il, ilçe ve beldede canlı yayınlar yapacak. İlklere ve başarılara imza atan Kanal Urfa ailesi olarak teşekkürler Şanlıurfa, teşekkürler Şanlıurfalılar, teşekkürler Türkiye. Ve bu haberimizle birlikte bu haftaki 9. günü noktalıyoruz sevgili izleyenler. Haftaya salı saatler yine 17 gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle ve saatler 19.30'u gösterdiğinde ana haber bültenine tekrar sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyenler. Mutluluk ve yüzün arasında bir seçim yapmak durumunda kalırsanız efendim sizler mutluluğu seçin. Çünkü buna değersiniz.